Arkadaşlar merhaba. Bugüne kadar sizlere daha çok hep bir yönde şikayetiniz vardı. Daha çok böyle yeni nesil otomobilleri anlattım. Ama benim de çok heyecanla böyle yapmak istediğim bir proje vardı. O da zamanında efsane olmuş bazı otomobilleri yeniden canlandırma projesi. Gündelik kullanılabilecek kadar canlandırma projesi ne kadara mal olur? Ben bunu çok merak ediyordum ve böyle bir video serisine başlıyorum. Özellikle bu video serisine desteğinizi fazlasıyla bekliyorum çünkü bu tarz videoların devamının ben de kendi adıma gelmesini istiyorum. Bundan dolayı da bu tip videoları lütfen daha fazla destekleyin. Benim bir tanıdığımda olan bu 190E'yi yeniden hayata döndürebilmek mümkün mü? Bu projede onu göreceğiz. Şimdi ilk etapta bir otomobili, tabii ben az çok biliyorum, yani bir tanıdığımda olmasına az çok biliyorum ama ilk etapta diyelim ki siz hiç bilmediğiniz bir otomobili alacaksınız. İşte bu gibi durumlarda neler yapmanız gerekiyor, onun detaylarına bakmak adına bu aracı bir ekspertiz yaptıralım diyorum ama araç yerinden oynamıyor. Yani şu anda çalışmıyor. Bundan dolayı da buraya bir ekspertiz çağıracağız. Mobil bir ekspertiz çağıracağım. Devamında da aracın detaylıca bir sorunlarını ortaya çıkartacağım. Ve bunun akabinde hani ilk satın alma ve devamındaki aracı geliştirme, tamirat gibi işlemlerin ne kadara mal olduğunu ortaya çıkarmış olacağız. İsterseniz gelin, belirttiğim gibi bu 190 eğrinin sorunları neler? Yani buradan oynatmaya değecek kadar fazla olmayan bir maliyeti var mı yok mu? Onu görmek adına bir mobil ekspertiz çağıralım ve bakalım ne gibi sorunları var. Merhaba Ufuk Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Size bahsettiğim olay burada. Anladım. Hayata döner mi? Önce isterseniz bir mobil ekspertizini yapalım. Tamam. Devamında da eğer ki iyi durumdaysa, yani benim bir arkadaşımdan alacağım bu aracı. Nedir, ne değildir? Evet, yani nedir, ne değildir? Evet Ufuk Bey, ilk incelemeyi yaptınız. Evet. İlk izlenimler nedir? Uğraşmaya değer mi? Yoksa bırakalım mı yine kaderine burada bu arkadaşı? Birkaç yıldır burada yatıyordu zaten. Evet. Hayata döner mi? Yoksa yani şubeye doğru götürüp detaylıca bir bakalım mı? Yoksa kalsın mı burada? Şimdi şöyle Eren Bey, ilk kontrollerimizde açık söyleyeyim beklentimizin biraz üstünde çıktı kondisyon olarak. Aracı mekanik olarak değerlendirdik. Bir de karoseri, kasa olarak değerlendirdik. Çünkü bu iki kriter bize bu araca para harcamaya değer mi, değmez mi, tekrar döner mi hayata tarzında sonucu belirtecekti. Mekanik olarak aracı çalıştıramadık. Ama şöyle bir durum, bu çalışamama sebebinin yakıt sistemi veya ateşleme sisteminden kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü biz motorda marş yaptığımız zaman bir sıkıştırma, yani kompresyon tabir ettiğimiz o belirtiyi görebildik. Araç çalışacak gibi. Yağ seviyesi falan iyi durumda. Tamam, uzun bir süre burada kullanılmamış olmanın verdiği böyle bir atıl görüntü var. Ama karoseri olarak incelediğimizde, şimdi bunu iki şekilde inceliyoruz. Birincisi ana iskelet. Bu aracın ana iskeletine sirayet etmiş herhangi bir çürüme, yani bir yerden başlayıp da artık kansere dönüşmüş bir durum söz konusu değil. Ufak tefek, teknisyen arkadaşımızın da gösterdiği gibi, ana iskeletin üzerindeki kaplama saç grubunda işte arka cam fitil gruplarındaki çürümeleri falan var. Aslında bu ilk level, ikinciye geçip geçmeyeceğimizi, aracı bırakacağız mı devam mı edeceğimizi bize söyledi. Bence EFT'nin bir şubesine gidip tamam, en yakın şubemize bu aracımız daha detaylı incelemeye değer diye düşünüyorum. Evet. Bir çekici ayarlarsak, şu an yürümüyor, şubeye götürebiliriz derim tamam ben. Tamam o zaman. Bir tamam. Şubeye gidelim o zaman. Evet. Bakalım evet, durum ne? Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet, EFET'in Avcılar'daki şubesine geldik. Burada detaylıca yine bir check-up yapıldı araca. Bakıldı ve söz sizde Ufuk Bey. Sizden gelecek yorumlara göre bu aracı satın alma kararım netleşecek evet, benim de.
Evet, şu an Avcılar Şubemize geldik. Aslında EFT İstanbul ili sınırları içerisinde Anadolu ve Avrupa yakasında toplamda 12 şubesi olan bir işletme. 6 adet Anadolu yakasında, 6 adet de Avrupa yakasında şubemiz var. Bir de 5 noktada mobil hizmeti veriyoruz. Aynen bu aracımıza yaptığımız gibi bulunduğun noktaya, lokasyona mobil araç geliyor. Bu donanımlı bir araç. Olduğu noktada inceliyor. Daha sonra da bu araçla olduğu gibi daha detaylı bir inceleyelim. İlk kontrolleri geçti bu araç dediğimiz aracı, sizin gibi restore etmeyi düşündüğünüz aracı şubemize getiriyoruz. Şu an Avcılar şubemizdeyiz. Burada aracımızın daha da detaylı bir ekspertizini yaptık. Araç lifte alındı, lift pozisyonunda kaldırıldı, altını gördük. Mobile göre çok daha yakından inceledik merak ettiğimiz kısımlarını, noktalarını. İlk hatırlarsınız mobil ekspertizde de yerinde incelediğimiz zaman bu araçta ümit var gibi düşünmüştük. Burada da hakikaten öyle çıktı. Şu an bütün karne karne elimizde detaylı şekilde. Burada aracın mekanik alt kontrolleri daha detaylı şekilde yapıldı. Kaporta boya kontrolleri yapıldı. Mekanik üst kontrolleri yapıldı. Bu rapora göre aslında doğru bir tespit yapmışız mobille başlayan tespitte. Aracımız bence yenilenmeyi hak eden ve bu yenileme sonucunda da eski popülaritesine kavuşacak bir araç gibi gözüküyor. Evet. Yani benim söyleyeceğim bence fiyat da sizin için uygunsa alabilirsiniz bu aracı. Peki tahminen ne kadar bir masraf oldu? Şimdi şöyle, aslında burada araca ne yapmak istiyoruz? Tabii ki reçete ile ivedi acil yapmamız gerekenler var. Mesela diyelim ki şöyle düşüneceğiz. Bu aracı ben günlük hayatımda kullanacağım. Yürüyecek, beni yolda bırakmayacak, kozmetik olarak da bir eksiği olmayacak bir araç haline getirmek istiyorum derisek bu şu anlama gelir. Kullanılabilen parçaları temizleyip, onarıp, revize edip kullanmak anlamında düşünürsek bence çok böyle astronomik rakamlar o çıkmayacak. Bazen öyle bir restorasyon yapıyorlar ki aracın meraklısı en küçük kromajına, en küçük klipsine kadar buluyor, bulmadığını yurt dışından getiriyor, çok büyük rakamlara mal oluyor. Ama bu araç benim tahminim çok büyük rakamlar harcanmadan yeniden hayata kazandırılabilecek bir araç. Tabii ki bundan sonraki kısmı tamamen servisin mekanik olarak da eksikliklerine fiyat vermesi. Kozmetik anlamda bu yaşta gayet normal. Yanlış hatırlamıyorsam 90 model bir araç. Motor olarak da bence iyidir. Yani teknik verisi olarak bildiğim kadarıyla 109 beygir, 80 kW'lık bir makine var üzerinde. Yani ortalama maliyetlerle bence zevkli bir araç haline yeniden döner. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben şimdi bir düşünme aşamasına tamam. geçiyorum. Tamam, son halinde merak ediyorum, evet, görmek ben isterim. Ben de inşallah başlarsak göreceğiz. Tamam, teşekkür ben teşekkür ederim. Vay be, bu halde de olsa güzel yani, bence gayet güzel. EFT'de detaylıca bir ekspertizini yaptık, nedir ne değildir gördük. Çok büyük masraf çıkarmayacağını söylüyorlar, benim de içime sindi. Zaten arkadaşımdan alacağım, çok büyük bir olay çıkarsa da parayı geri alırım. Bu durumda yani çok iyi durumda olmayan bir 190 iyi arkadaşlar, ortalama olarak 15 ila 20 bin lira arasında değişen bir fiyat alıyorsunuz. Ben 15 bin liraya aldım, bakalım ne kadar masraf çıkaracak. Bu masrafların tamamını yaptıktan sonra gündelik kullanılabilecek bir kıvama gelecek mi, onları göreceğiz. Ve bu masrafları yaptıktan sonra böyle bir masraf bu otomobile yapmaya değdi mi, onu göreceğiz aslında. Bu benim çok uzun zamandır yapmak istediğim, beni çok heyecanlandıran bir projeydi. Ve ilkini bu 190e ile yapmaya başlıyoruz. Bu arada şöyle bir nokta da var, ilk videonun sonuna doğru gelirken arkadaşlar. Bu otomobile sizce yaklaşık olarak ne kadar masraf yapacağız? Bu doğru cevaba en çok yaklaşan 5 kişiye de EFT Auto'dan ekspertiz hediye edeceğiz. Bundan dolayı da alt tarafa yorum kısmına cevaplarınızı bekliyoruz. Hatta Instagram hesabımızda da bir görsel paylaşacağız. Oraya da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Özellikle bu projeye ben çok inanıyorum ve devamının da gelmesini istiyorum. Bundan dolayı da bu videoları daha fazla destekleyin, daha fazla beğenin ve sosyal ağlarınıza daha fazla paylaşın. Haydin başlıyoruz. Öncelikle araçta görsel anlamda bazı eksikler var. Bakıldığı zaman kötü durumda gözüküyor.
Evet arkadaşlar, işten beri ufak ufak başlıyoruz. Dediğim gibi çok heyecanlandığım bir proje. Bu arada ilk uyandırmayı yaptık. Yani az önce bir ilk çalıştırmasını yaptık. Sesini duyduk. Egzoz patlak da olsa bence güzel bir sesi var. Bizi çok güzel bir şey bekliyor. Hadi şimdi işe koyulalım ve bu 190'ı yeniden hayata döndürelim.